Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Sedat Peker'siz bir program yapayım dedim. İçimiz dışımız Sedat Peker ve mafya oldu. Mehmet Ağarmış, yok Çakıcıymış falan. Önce şunu söyleyeyim. Bir süre daha benim yavru kedilerin 9 tanenin seslerine alışacaksınız. Onlar bu evden gidene kadar buna alışacaksınız. Çünkü esasında büyük bir evdeyim. Onları bir odaya tıkıp gürültü yapmalarını önleyebilirim. Yani en azından uzak bir yerde olurlar ama ne yalan söyleyeyim, kedileri bile hapsetmek istemiyorum ben. Özgürlüklerini yaşasınlar istiyorum. Gidecekleri evlerde de umarım bu özgürlüğü yaşarlar diye düşünüyorum. Zaten bu şekilde de hamile kaldılar. Ben daha damat adayını adaylıktan çıktı, adam seçildi ama tanımıyorum çünkü dışarı çıkıp hamile kalıp geliyorlar. Benim kedilerim dışarıda çıkıyorlar. Hiç öyle evde evcil bir kedi olarak büyümüyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını dışarıdan karşılayabiliyorlar. Hatta çok ilginç bir komşu var. Yapamadığım için, onun haberi yok da benim yapamadığımdan ama sanıyorum anlıyor. Benim kediler ara sıra tırnakları kesilmiş olarak geliyor eve. Böyle yardımsever Almanlar ya da Türkler var. O yüzden buna alışacaksınız. Çünkü her zaman tam hepsinin 9'unun birden uyuduğu bir saati denk getiremiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hayvanlar uyku ilacı verecek halim de yok. Evet, şimdi dedim ya çakıcısız, pekersiz bir program yapayım diye. Önce şunu bir sistem etmek istiyorum size. Geçen hafta hem Artı TV'de hem kendi kanalımda bu cumartesi anneleri mantığının Arjantin'de 77 yılında kuran 11 kadından biriyle söyleşi yaptım. 91 yaşındaki bu güzel insandan işte nasıl kurulduğunu, nasıl geliştiğini, şu anda dünyada politik olarak çok önemli bir yerdeler. Ondan söyleşi yaptım. Türkiye'den de Aysel Ocak'la söyleşi yaptım Artı TV için. Sanıyorum izleyicilerin dikkatini çekmek için ya mafya ya darbe ya Erdoğan ya işte Çakıcı'ya, Soylu'ya falan ters düşen yazılar yazmam lazım ya da söyleşiler yapmam lazım ki izlensin. Oysa şaka değil. O Arjantinli kadınlar 30 bin çocuklarının öldürülmesi sonrası kuruyorlar. Türkiye'de 17 bin kişinin faili meçhul olması sonrası kuruluyor. Ama bu sizi pek ilgilendirmiyor. Anormal az bir izlenmeyle orada duruyor video. Az izleniyor diye yapmayacak mıyım buna benzer videolar? Yapacağım. Daha fazlasını yapacağım. Çünkü Türkiye'nin tek sorunu böyle işte Süleyman Soylu'ydu, Erdoğan'dı, Berat Albayrak'tı, ne bileyim ben bu tip şeyler değil. Bütün sorunları ciddiye almanız gerektiğine inanıyorum, düşünüyorum. Sanıyorum bu yüzden bir türlü ne tam büyük bir sosyalist parti oluşamıyor ne de sosyal demokrat parti oluşamıyor. Çünkü bu gelenek göreneklere takıntılı bir toplumuz biz. Eğitim eksikliği bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi. Şimdi gelelim esas konuşmak istediğim konuya. Esas konuşmak istediğim konu son günlerde muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayı üzerine bir ciddi tartışma var. Esasında tartışma yok. Çok garip bir şekilde bu yalaka basın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma olasılığı üzerine çok ciddi bir yayın yapıyor. Nedir o yayın? Ya Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder. Bunu söyleyen kim? Erdoğan'ın başkan olmasını isteyen grup. Erdoğan'ın başkan olmasını istiyorsan ve Kılıçdaroğlu kaybedecekse niye Kılıçdaroğlu olmasın diye yayın yapıyorsun? Bunu anlamakta zorlanıyorsunuz biliyorum. Bunu sadece Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında yapmadılar. Cumhurbaşkanlığı aday olma olasılığında yapmadılar. Bugüne kadar hiç seçim kazanmadı, niye hala başkan diye. Ya sizin partiniz değil. Bu sizi niye bu kadar endişelendiriyor? Niye? Endişelendiriyor çünkü Kılıçdaroğlu Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde o katı Kemalistleri, bütün Atatürkçüler alınmasın. Çünkü bunları söylediğimizde bütün Atatürkçüler üstüme saldırıyor. Saldırabilirler en doğal hakları, hakaret etmedikleri müddetçe eleştirebilirler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu becerdi. Bunu başardı. Daha da başaracak. Bunu yavaş adımlarla yapıyor çünkü bu birdenbire olabilecek bir şey değil. Nedir o? Size bir anımı yıllar önce yazmıştım, onu anlatayım. İşte İstanbul'da kitap fuarında kitap imzalıyorum. Bir üç genç geldi. Birisi işte İstanbul CHP Gençlik Kolları Başkanı'ymış. O zaman da 4+4 eğitimde konuşuluyor.
Ne düşünüyorsun dediğimde bana işte köy enstitülerinin kapatılmasının ne kadar yanlış olduğunu söyledi. Bu çocuk köy enstitülerini hiç görmemiş. Babasının bile büyük bir olasılıkla köy enstitülerini gördüğünü inanmıyorum. Yani doğum tarihi olarak inanmıyorum. Köy enstitüleri yanlış bir şey miydi? Hayır, çok düzgün bir şeydi. Ama bunu bana 21. yüzyılda hala köy enstitülerinin kapatılması diyorsan, yani gene açılmalı diyorsan, o zaman niye ilerleyemedin kardeşim diye sorarım ben sana. Senin yeni bir eğitim sistemi, köy enstitülerine benzeyen bir eğitim sistemi kurman gerekiyor. Bunu araştırman gerekiyor. Dünya eğitimlerinin ülkelerinde nasıl yapıldığını, işte İngiltere, Fransa ki biz Fransa'dan kopya çekmişiz, işte Almanya, işte orada teknik okullar nasıl gelişiyor? Orada liseye giderken çocuğun üniversitesi belirleniyor İngiltere'de. Ona göre dersler alıyor. İşte 13 dersten muhatap olmuyor çocuk olan. Bunları araştırması gerekirken ya da Türkiye'ye has yeni bir eğitim modeli getirmesi gerekirken bunu söylüyor. Niye? Çünkü hem gelenek göreneklerimize bağlıyız hem Mustafa Kemal dönemine bağlıyız. Bu böyle bir şey. Oysa yeni yeni şeyler bulmadığımız müddetçe Mustafa Kemal'e de büyük bir olasılıkla ihanet ediyorsunuz diyebilirim. Evet, Kılıçdaroğlu partiyi yavaş yavaş da olsa sosyal demokrat bir parti yapmaya çalışıyor. İki önemli şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Bir, işte o dediğim gibi Kemalistleri yavaş yavaş eleyip sosyal demokrat bir parti noktasına getirmeye çalışıyor. İkincisi, kendisini partisini sosyal demokrat yapmaya çalışırken kendisiyle aynı siyasi görüşü paylaşmayan diğer partilerden de demokrasi mücadelesi vermeye çalışıyor. İkisini bir arada yapmak çok zor. Çünkü o partilerin içinde Sosyal Demokrat Parti olmasını istemeyen partiler var. Buna HDP haricinde hemen hemen hepsi diyebiliriz. Hem Sosyal Demokrat bir parti olmaya çalışırken hem de işte milliyetçi, dindar kesimden ittifak yapmak kolay bir şey değil ve ikisini de becerebilmek ki becerdiğini de görüyoruz. Sonuçta alınan belediye başkanlıkları bunun en büyük örneği. Ha, şimdi AKP bundan ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. CHP tabanı hiç sosyal demokrasi üzerine bir çalışma yaptı mı? CHP değil ama SHP döneminde Erdal İnönü, önce SODEP sonra SHP döneminde Erdal İnönü bu çalışmayı yaptı. Hatta Deniz Baykal kendisine karşı bütün aday olduğu seçimleri kaybetti. O yüzden CHP'yi tekrar kurdu. Oysa SHP varken CHP'ye ihtiyaç var mıydı? Bence yoktu. Yani işte CHP yasaklıydı, şey oldu falan filan. Tamam ama Erdal İnönü mantığından CHP devam edebilirdi. Bu şekilde yapabilirlerdi. Olmadı. Tekrar o Kemalistlerin eline geçtiği dönemdir. 12 Eylül sonrası CHP'si. Bu iki işi becermesi muhalefeti çok ciddi rahatsız ediyor. Nedir en büyük tartıştıkları? Hiçbir zaman iktidarı ele almasını istemedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye iktidar olamıyor diye eleştiriyorlar. Ama niye iktidar olamıyor diye Devlet Bahçeli'yi eleştirmiyorlar. Akşener için ve İYİ Parti için söyleyemeyeceğim çünkü çok daha yeni parti. Ama MHP 52 yıllık parti. MHP bırakın iktidar olmayı, ikinci parti olmayı beceremedi şimdiye kadar. Sanırım bir kere becerdi. O da Abdullah Öcalan getirildiğinde becerdi. Ki kendisinin hiçbir dahli olmamasına rağmen ama öyle bir propaganda yaptı. Şimdi başka bir tartışma var. Millet İttifakı'nın çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç ismi geçmezken, şimdi kendisinin de söylemiyle beraber olasılıklar içerisine girdi. Yalakabasın birdenbire hem yazıda hem televizyon programlarında Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez ya, niye aday oluyor, olmasın. Ya siz Erdoğan'ın seçilmesini istiyorsunuz. Eğer bu CHP içerisindeki adaylardan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na göre daha şanslıysa ve CHP bu üçüncü şanslı insanı aday yaparsa daha ne istiyorsunuz? Birinci turda kazanırsınız o zaman. Hayır. Onlar diyorlar ki bize kazanacak başka bir aday çıkart. Kim söylüyor bunu? AKP'liler söylüyor, MHP'liler söylüyor. Çok komik yani, şey gibi yani. Aziz Nesin mizahı diyeceğim ama Aziz Nesin mizahı aptalca bir şey değildir yani, akıllıca bir şeydir. Bu aptalca bir mizah. Aynı yaptıkları işte film gibi ya da aynı yaptıkları turizm reklamı gibi aptalca bir şey. Ben derim ki Kılıçdaroğlu aday olsun, benim
esas adayım kazanmasını istiyorsan onların mantığına göre. Hayır, burada başka bir şey var. Çünkü AKP ve MHP ortaklığıyla iktidar öyle bir noktaya geldi ki kim aday olursa olsun kazanma şanslarını yok ettiler. Erdoğan'ın ağrına ne gidiyor biliyor musunuz şu anda? O bugüne kadar hep küçümsediğim Bay Kemal'e karşı mı kaybedeceğim ben bu seçimleri? Evet, Bay Kemal'e karşı kaybedeceksin bu seçimleri. Benim şöyle bir iddiam var. Eğer tek aday Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, buna benzer sosyal demokrat adaylar olursa ciddi bir şekilde üçü de aynı, yani dördü de beşi de aynı oy alır. Aday Akşener olursa HDP oy verir ama tamamıyla vermez, ama orada Cumhurbaşkanlığı ikinci tura gidebilir. Diğerinde birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu da kazanabilir seçimleri. Çünkü bu bir sistem seçimine girdi. Yani bu bir parti kavgası, parti yarışından çıktı. Şu anda Türkiye'deki bütün seçimler sistem seçimi üzerinden yapılacak. Milletvekili seçimleri de sistem seçimi üzerinden yapılacak. Belediye başkanlıkları seçimleri de, Cumhurbaşkanlığı seçimleri de. Hepsi sisteme karşı nasıl mücadele ederiz diye, faşizme karşı nasıl mücadele ederiz diye. Herkesin faşizm algısı birbirine benzemeyebilir. Yani benim faşizm algımdan İYİ Parti'nin, CHP'nin faşizm algısı değişik olabilir. Ama algısı değişik olsa bile şu anda İYİ Parti tabanında, HDP tabanında, CHP tabanında, Saadet Partisi tabanında biliyor ki Türkiye'de faşizm var ve buna karşı bir mücadele vermek zorunda. AKP bunları delmeye çalışıyor. AKP zaten kendisi HDP ile MHP ile birlikte olmaktan oldukça rahatsız. Taban bundan rahatsız. Milletvekilleri rahatsız. En az 100 milletvekili şu anda bundan rahatsız. MHP içerisinde de aynı durumda. MHP kendi istediği gibi bir propaganda yapamıyor, bir seçimlere katılamıyor. Yapamadığı dünya kadar şey var. Oysa 52 yıllık bir parti. Yani diğerleri hepsi taze partiler. Saadet Partisi bunlardan eski ama adını taşıyan iki tane parti var. Adı değişse bile üç tane parti var. Ki dünyada 52 yıllık partiler bile, 50 yıllık partiler bile yeni parti sayılırlar. Amerika, İngiltere'ye baktığımızda tamam, onlar da şu anda bir takım sıkıntılar yaşıyorlar, bir takım değişimler yaşıyorlar ama değişiyorlar. Almanya'da artık işte Sosyalist Parti ile ya da İşçi Partisi ile, Sosyal Demokrat Parti ile, Fransa'daki Sosyalist Parti ile, liberal dediğimiz, merkez sağ dediğimiz Hristiyan Demokratlar arasında pek bir fark kalmadı. Onlar kaybettikçe Yeşiller ya da başka gruplar ya da kendi içinde koalisyon yapan alternatifler çıkıyor ve bunlar yaşanıyor işte. İtalya'da yaşandı, Yunanistan'da yaşanıyor. Yani o iki partiden doğmayan Macron diye birisini Cumhurbaşkanı seçebiliyor Fransa. Ama biz daha o aşamaya, biz daha merkez sağıyla merkez solu yapamadık. Çünkü Türkiye'deki halkların kafasında merkez sağ, merkez sol diye bir dünya görüşü yok. Henüz oluşmadı, yavaş yavaş. Gençliğin daha çok eğitimde olmasıyla beraber yavaş yavaş yükselen bir olgu bu. Merkez sağ içinde, merkez sol içinde. Yani merkez sağ içinde ben sağcıyım işte bilmem ne, şu kadar milyoner yarattık her sokaktayla olmuyor artık. Türkiye'de bunun böyle olmadığını anladı. Şöyle bir şey olması lazım merkez sağından merkez solun. Merkez sağın genciyle merkez solun genci, hatta sosyalisti, marksisti de siyaset dışında dördü beşi bir araya geldiğinde edebiyatı aynı ölçüde, sinemayı aynı ölçüde, müziği aynı ölçüde konuşabilmeli. Aralarındaki farklılıklar ne? Bir takım özgürlükler. Onun dışında dünya, Marksist için söylemiyorum tabii. Marksist'in ekonomik bakışı ayrı ama merkez sağla merkez sol bir araya geldiğinde ülkenin nasıl yöneteceği üzerinde tartışmaz artık. Tartışmıyor Avrupa'da. Çünkü aynı kapitalist sistemi savunuyorlar. Aralarındaki fark bir takım özgürlükler. Merkez sağın vermediği, merkez solun istediği. Merkez soldan kastım sosyalistler ve sosyal demokratlar. Merkez sağdan da kastettiğim işte liberal Hristiyan demokratlar. Yani yavaş yavaş bitiyorlar. Türkiye'de başlamayan bir şey orada yavaş yavaş bitiyor. Çünkü seçmen başka alternatif istiyor. Çünkü diğer ekonomik ve siyasi alternatiflerin ikisinde de aynı olduğunu biliyor, görüyor artık. Şimdi bu AKP
Tabii hiçbir şey olamadığı için ne merkez sağ ne liberal hepsine bir dönem böyle işte bir kaşık bal çaldığı için ne olduğu belli olmadığı için şimdi aman karşı tarafta kazanamayacak bir aday var diye yaygara koparıyor. Halbuki yaygara o değil. Hep küçümsediği keşke herkesin böyle bir marifeti olduğu dediği CHP gibi Kılıçdaroğlu gibi bir aday çıkıp da kazanacak. Biz bu beceriksiz dediğimiz adama karşı kaybedeceğiz. Korkusu Erdoğan'da çok ciddi bir şekilde başladı. Ve bu Erdoğan'ı hakikaten hasta eder. Hasta edecek noktaya geldi. En son bir anket 48'e 46 idi. Kılıçdaroğlu öndeydi. Çünkü onlar kişi olarak bakıyorlar. Kişi olarak bakmaları yanlış. O yüzden diyorum ki Kılıçdaroğlu da, İmamoğlu da, Yavaş da ya da yerine gelecek başka bir sosyal demokrat aday da aynı oyu alırlar. HDP aynı ekip olarak oy verir. Aralarında seçim yapmaz. Mansur Yavaş'ta çok %1, %2'lik düşüş olabilir ama Erdoğan'la yarışta %1'lik, %2'lik oy Erdoğan için çok önemlidir ama CHP için ya da aday için çok önemli değildir. Aynı oyu verirler. Kılıçdaroğlu, bakmayın anketlere. O seçim sandığına gidildiğinde çünkü sistem tartışılıyor. Bu sistemle devam edildiği takdirde daha çok tutuklanmalar, daha çok işkenceler, daha çok ölümler olacağını, daha çok savaşlar olacağını artık bu halk biliyor. Halk bunları savaşı durdurmak için mücadele edecek bundan sonra. Bu halkın hepsi Avrupa'ya gitmiyor. Bu halkın bir kısmı da sınır komşularımızı ziyaret ederek turizm yapıyorlar. Şaka değil yapıyorlar. Bunun umresi var, hacı var. Ama rahat değiller çünkü her taraftan kavgalıyız. Müslümanların da turizm konusunda sadece hacı ve umreyi söylemiyorum. Ciddi sıkıntıları var. Kavgalı olmadığımız, böyle yönetimsel olarak aşağılanmadığımız ülke kalmadı dünyada. Bu aşı kampanyası. Keyfine bak, ben aşılıyım sana. Senin için aşılandım. Bu kadar aşağılanır mı bir toplum? Ama onlar bir beceri sanıyorlar bunu. Aşağıladıklarını biz onlara söyleyince anlıyorlar. Bu aşağılamadan dolayı dünyanın birçok ülkesinde ortalık birbirine girer. Psikolojik tedaviye falan olunur yani insanlar. Sen bütün toplumu nasıl böyle aşağılayabilirsin diye. Evet, Erdoğan'daki korku şu anda Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetme korkusu. Bu korkudan dolayı aman kaybedersiniz Kılıçdaroğlu'nu aday yapmayın benim karşıma. Yenecek başka birisini çıkartın diyorlar. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Evet, Sedat Peker'siz bir program yaptık. Dediğim gibi bütün programlarımın aynı ölçüde izlenmeyeceğini biliyorum. Ama %5 gibi düştüğü zaman yani bir programı işte Çakıcılığı, Soylu, Erdoğan'a yaptığım zaman 100 bin yapıp da öbür insanların ölümüyle ilgili bütün dünyanın ilgilendiği bir konuda yaptığımda 5 bin oluyorsa gerçekten o ilk başta yaptığım sistemimi tekrar ediyorum. İzlenme oranı ve bu işin maddiyatı gerçekten hiç umurumda değil. Ama bunların hepsi hepimizin başına gelecek olaylar. İşte insan kaçırılmalarını okuyorsunuz. Şu anda insan kaçırılmaları Demokratlar, Kürtler üzerinden yapılmıyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.